Merhaba çocuklar, bugün sizlerle origami sanatında köpek yapımını göreceğiz. Evet, yine renkli bir A4 kağıdı aldım. Renksiz de kullanabilirsiniz. Beyaz, kendiniz boyayabilirsiniz çünkü köpeğiniz. Benekli bir dalmaça yapabilirsiniz. Benim bu köpeği yapabilmem için önce bir kare ihtiyacım var. Evet, dikdörtgen şeklinden kare elde etmeyi görüyoruz. Hiçbir ölçüm kullanmadan köşeyi, tam köşeyi düzgün bir şekilde katlayarak İki kenar denk gelecek şekilde bir katlama yapıyoruz. Katlama yapıyoruz, evet. Düzgün bir şekilde olsun. Katladık. Katladık mı? Evet. Kenarı sabitledik. Şimdi burada bir fazlalığımız var. Fazlalığımız, kurşun kalemimizle işaretleyelim. Düzgün bir şekilde kesmemiz kolay olsun diye. Evet. Şimdi bir kare iş elde ettik. Fazlalığımızı keselim. Sizler de ucu küt çocuklar için yapılmış olan makasları kullanırsanız sevinirim çocuklar. Tehlikeli olmaması açısından. Evet, fazlalığımızı kesiyoruz. Keselim. Bu tip çalışmalarla el becerimiz daha çok gelişecek. Evet. Şimdi karemizi elde ettik. Karemizin tam katlama yeri vardı. Orayı kullanacağız zaten çocuklar. Şimdi bakalım. Tam ortadan bir tane daha çok fazla bastırmadan yerimizi bilmek için bir daha katlayabiliriz. Katlamasak da olur ama bu bizim tam yüzünün ortasını bilmemizi sağlayacak. Şimdi ortadan biraz daha tam iki kısmın ortasından biraz daha bu tarafa yakın olacak şekilde bir katlama yapacağız. Kulak oluşturacağız. Ama kulağımızı tam bu şekilde değil, biraz aşağıya sarkacak şekilde katlayacağız. Biraz şöyle. Hani köpeklerin kulakları böyle biraz sarkık uzun olur ya. Öyle bir köpeğimiz olsun. Aynı şekilde eşit mesafe tutarak bu kulağı da bu şekilde katladık. Şimdi çocuklar, ne yapacağız? Köpeğimizin ağız kısmını da oluşturalım. Bu kısmı da şöyle biraz yukarı doğru katladık. Şimdi bu bir köpeğimiz olsun. Burnunu yapalım. Burnunu yaptık mı? Evet. Şimdi burada bıyık kısımları da olsun. Evet. Gözleri olsun. Evet. Bu bir köpeğimiz. Biraz daha yüz ifadesi farklı bir köpek daha yapmak istiyorum sizler için. Bir köpeğimizi buraya koyduk. Bir yavru köpek yapalım. Kalan parçayı değerlendirebiliriz. Biraz önce yaptığımız gibi aynı şekilde. Bu da bir dikdörtgen olduğu için aynı şekilde bir küçük kare oluşturalım mı? Evet. Bir küçük tam köşeden katlayacak şekilde bir küçük tam köşeye kenarlar birbirine gelecekti. Kare oluşturduk. Yine çizelim kurşun kalemimizle. Makasımız yardımıyla kesiyoruz. Kestik. Ve kalemimiz oluştu. Kalemimiz oluştu. Aynı katlama yerinden yine aynı şekilde orta noktasına çok yaklaşmadan bir kulak bu tarafa. Aynı şekilde bir kulak da bu tarafa katladık. Bu sefer burada ağız kısmında iki kat var. Birini bırakıyoruz. Bunda ikisini katlamıştık. Birini bırakıp birini yukarı alıyoruz. Şöyle de katlıyoruz. Evet. Bu şekilde katlıyoruz. Gözlerimizi yapalım. Gözlerimizi yapalım. Gözlerimizi yapalım. Bu şekilde. Annesine benzesin, tamam mı? Anne köpek, yavru köpek. Küçük bir burun yapalım. Bu yavru köpek acıkmış ya da susamış olsun. Şöyle dili sarkmış olsun, tamam mı? Annesinden yemek istiyor. Olsun. Evet. Anne ve yavru köpeğimiz bu şekilde yapıldı. Başarılar diliyorum arkadaşlar.